Efendim merhabalar, ben Gülay Özkan. Farklı Bakış'ın 43. bölümündeyiz. Farklı Bakış'ta son birkaç haftadır özellikle teknolojinin tetiklediği büyük değişimlere baktık. Kemal İnan'la birlikte başladığım işsizlik konusu, otomasyonun yaratıcı işsizlik konusundan sonra geçen hafta evrensel sabit gelir konusunu Fikret Adaman'la konuştuk. Bu hafta da bu büyük değişimlere bir felsefe gözünden bakmak istedim. O nedenle de bir felsefeci çağırdım. Bugün konuğum Profesör Örsan Öğmen, Örsan Bey Işık Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölüm Başkanı. Örsan Hoca aynı zamanda Asosta Felsefenin de kurucusu, hepimizin çok sevdiği bir girişim, yıllardır devam ediyor. Örsan Bey hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Şimdi ben önce bir farklı bakıştan kısaca bahsedeyim. Çünkü farklı bakışta biz geleceğe insan odaklı, yapıcı bir şekilde bakıyoruz. Yani buna istinaden sorular soruyoruz ve işte yeni yaşam biçimlerine, yeni alternatif ekonomi modellerine, yeni iş yapışlarına bakıyoruz. Son dönemde de bu yapay zeka, Mars'ta kolonizasyon falan gibi konular derken böyle cidden insanlar dönüp böyle temel konuları sorgulamaya başladı. Öyle bir döneme girdik. Ben de bu temel konuları sorgularken o zaman bunu bir felsefeciyle yapmak akıllıca önden deyip sizi çağırdım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Şimdi bu dediğim gibi böyle çok birçok kavramın iç içe geçtiği, insanların kendini kısmen kayıp hissettiği, kimin neyi yönettiği bilinmediği bir dönemdeyiz. Bu dönemde felsefeciler nasıl bakıyor? Daha özetle siz nasıl bakıyorsunuz? Evet, yani şimdi teknoloji günümüzde yaşam bir gerçeği. Fakat burada sanırım önemli olan teknoloji bir amaç olarak mı karşımıza çıkıyor, yoksa bir araç olarak mı kullanılıyor? Ve araç olarak kullanılıyorsa hangi, yani ne için kullanılıyor, hangi hedefe yönelik kullanılıyor teknoloji? Şimdi teknolojiyle atom bombası da yapılabilir ama işte tıp alanında hastalıkların tedavisine yönelik de teknoloji geliştirilebilir. Ya da çevrenin kirlenmesine, doğanın kirlenmesine yönelik teknoloji de üretilebilir. Ama aynı zamanda çevreyi korumaya yönelik çevre teknolojileri de geliştirilebilir. Dolayısıyla biraz bu aslında dönüp dolaşıp yine insana dayanıyor. Yani teknolojiyi üreten de, yani yaratan, tasarlayan, yaratan ve üreten de insan, kullanan da insan. Dolayısıyla insan bunu nasıl kullandığına bağlı. Yani aslında olay dönüp dolaşıp yine ahlak felsefesine geliyor. Yani malum felsefenin birçok alt dalı var, alt disiplini var. İşte epistemoloji gibi bilgi felsefesi diyoruz ona. İşte ontoloji, varlık felsefesi. Siyaset felsefesi, din felsefesi, dil felsefesi, sanat felsefesi gibi, bilim felsefesi gibi birçok dalı var felsefenin. Bunlardan bir tanesi de etik dediğimiz, yani ahlak felsefesi. Sonuçta sanırım bu tabii bilim felsefesini de bağlayan bir konu, yani teknoloji meselesi. Onunla da ilişkisi var ama aynı zamanda etikle de ilişkisi var. Yani yaşamın amacı nedir? Neden yaşıyoruz, amacı nedir, anlamı nedir, neden yaşıyoruz ve yani bu teknoloji bir gerçeklik madem, yani işte çağlar boyunca süren bir birikimle birlikte günümüze kadar ulaşmış. Aslında yani yeni bir şey demek de istemiyorum çünkü yani o teknolojinin basit formları her zaman vardı. Yani işte ne bileyim şey mağara döneminde, avcı toplayıcı dönemde işte kayalardan, taşlardan işte bıçakların, kesici aletlerin yapılması, işte sonra işte çatala, bıçağa benzeyen aletlerin üretilmesi, tekerleğin icadı falan gibi böyle bir sürü şey sayabiliriz. Bu aslında biraz yani insanın var olduğu dönemden beri teknolojinin de var olduğunu söyleyebiliriz. Yani insanın yapısı gereği, doğası gereği var olan bir şey ama tabii şu anda artık çok fazla ileri bir noktada. Tabii ve hızı çok daha arttı ve etkisi çok, evet, fazla. Etkisi çok daha fazla, dediğiniz gibi hızı çok fazla ve aslında artık biraz da insanı esir almış bir vaziyette. Yani teknoloji tek başına bir amaç haline geldiği zaman insan teknolojinin esiri
haline geliyor. Hatta neredeyse bir teknoloji bağımlılığı diyebiliriz buna. Yani teknoloji olmadan neredeyse var olamıyoruz. Yani insanı böyle doğanın içine, dağın başına bir yere bıraksanız kendi başına, yani böyle bir herhalde bir sarsılır falan, yani kendine gelemez. Bir boşlukta hissederken, yani birçok kişi, herkes için söylemiyorum ama teknolojiyle yaşamaya alışmış kesinler. Hatta ben bunu bir Alman şeyde dergisinde okumuştum, Stern dergisi Almanların. Bu teknoloji bağımlıları için, yanlış hatırlamıyorsam Kaliforniya'da mı ne, bir detoks, bir Camp bağımlı… Ground. O mu? Evet, Camp Ground. Bir bağımlı aşma kampı gibi bir şey. Ya, detoks kampı olarak geçiyor. Evet, yani oraya işte şeyle giremiyorsunuz, öyle iPad'le, iPhone 5'le, bilmem laptopla, şunla bununla, cep telefonu, her şeyi bırakıyorsunuz. Öyle mi? Evet, para koyuyor. Ondan sonra orada işte bir süre, artık birkaç hafta, birkaç ay bilmiyorum, işte trekking, işte gitar, işte kütüphane, kitap okuma, bilmem ne, yani böyle biraz o bağımlılığı gidermeye yönelik bir şey. Çünkü yani bazı psikologlar bildiğim kadarıyla, yani benim alanım değil psikoloji ama duyuyoruz bunu, gazetelerde okuyoruz. Bunun bir neredeyse uyuşturucu bağımlılığı gibi bir şey olduğunu söyleyenler var. Evet, yani yeni bir bağımlılık alanı olarak yani elimizde sürekli telefonla, yani şöyle söyleyeyim size, benim başıma geldi. Yani bir arkadaşlar misafirliğe geldiler falan. Yani karşımdaki şahıs, hani benimle konuşacağıma böyle 3-4 kişi oturuyoruz. Yani yaklaşık 1,5 saat, 1-2 dakika değil. Hani acil bir şey olur. Telefonu alırsınız, ya acil bir şey var, kusura bakmayın dersiniz. Ama öyle bir şey değil. 1,5 saat sadece ve sadece telefonla oynayarak karşımda oturdu. Bir kötü niyet değil, bağımlı olmuş yani. Yani kendisini kontrol edemiyor. Peki şimdi özellikle... Bu robotlar tabii bu işin, bu konunun popüler terminolojisi ama otomasyonla böyle çok ciddi bir insanların işlerini kaybetmesi, insanların ikame edilmesi durumu söz konusu. Ve burada da hem robotlarla bir yaşam başladığında orada yepyeni bir ilişki tanımı var. Hem de bu işte gerek iş kaybı, gerekse bu yeni düzende yeni bir anlam tanımlaması var. Ve ben özellikle Amerika'daki böyle ortamlarda en çok duyduğum konu, bu anlam kaybı, yani bir anlam kaybı olur mu? İnsanlar bu süreci yönetebilir mi şeklinde. Siz bu tarz bir anlam kaybı konusunu başka alanlarda görüyor musunuz? Ya da buradaki anlam kaybı derken ya? Yani robot, yani şimdi şöyle, insanlar diyelim ki çalışıyor, bir işi var. Onun için işinin bir anlamı var. O işi çıkardığımızda o zaman insanlar onun yerine neye koyacağını, çünkü Amerika'da bir sürü insan kendini işiyle çok, yani Türkiye'de içinde geçerli, işiyle tanımlıyor, üretkenliğiyle tanımlıyor. Anladım. O üretkenliği çıkardığımızda ya yeni bir düzen, yeni bir yapı oluşuyor. Evet. Yani tabii önce şeyle başlayayım isterseniz. Şimdi kişilerin tabii kendilerini yaptıkları işle tanımlamaları ve veya kendileri yaptıkları işe indirgemeleri de aslında başlı başına bir sorun. O baş başına ayrı bir konu. Evet, şu yani onu sormuyorsunuz. Onu, evet, onu sormuyorum. Şimdi yani robot şöyle böyle diyelim. Bir oturmuş neredeyse bir norm var artık. Evet, yani. Evet. Yani ne yazık ki aslında biraz öyle. Evet, orası da. Şimdi yani robotlar insanların emek gücünü üstlenebilir mi? Yani zaten üstleniyor da kısmen. Yani bu ne kadar yaygınlaşacak mesele bu sanırım. Yani olaya sadece ticaret olarak bakarsak, yani bu kapitalist sistemde işte elden geldiğince belli bir sınıfın, tabii bütün toplum ve halkın değil, belli bir sınıfın karını yükseltmesi gibi bir hedefle yola çıkılacak olursa, o zaman bütün işçileri işten atıp diyelim ki bir fabrikada komple robot teknolojisiyle insanların yaptığı iş robotlara yaptırılabilir. Hı hı, evet. Yani bu tabii öyle işler yani, olacak yani. Bu tabii tamamıyla şey, yani bu yine ahlak felsefesine dönüyoruz. Yani bu insana aslında verilen bir değerin göstergesi değil, paraya verilen değerin bir göstergesi. Hı hı. Yani insana verilen değer bir kenara atılıyor. Onun yerine paraya bir değer biçiliyor. Daha doğrusu paraya tapınmak diyelim ya da para fetişizm diyelim isterseniz buna. Dolayısıyla insan bir kenara atılıyor. Bir değeri yok zaten. Önemli olan işte belli kişilerin veya sınıfların maksimum derecede kar etmesidir. Robot yani sonuçta yorulmuyor, işte sıkıntısı yok, işte duygusal bir varlık değil, bilinci yok. Dolayısıyla o sorunsuz bir şekilde, o daha kalıcı belki, ömrü daha uzun, hastalanmıyor.
belki ama arıza duygusal yapıyor. Bir ama, ilişki kurmak, evet, insanların duygularını, evet, replike, evet, etme konuları, evet, çalışılıyor. Yani o konuda, evet, duygusal olarak insanla, evet, bir bağ kurması. Tabii öyle bir çalışma var ama ben şeye inanmıyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Yani robotların tanımı gereği bilinci ve duygusu olamaz. Sadece insanlarda var olan duyguların göstergelerini onların da göstermesi sağlanabilir. O da zaten bir komut, bir programla yapılıyor. Yani insan mesela üzüldüğü zaman ağlıyorsa robota da öyle bir program yapılır. Evet. Ve onun işte ağlayan bir robot görüntüsü veriyor ama yani o robot aslında o anda o bir duyguyu yaşamıyor. Yani bir bilinç sahibi değil. Dolayısıyla bu yapay zeka falan tabii ilginç şeyler ama yani onun da bir sınırı var benim görüşüm. Yani onu çünkü tasarlayan, üreten, yaratan, programlayan yine insanın kendisi. Evet. Ama insan onu programlıyor, tasarlıyor diye o bir insana dönüşmüyor. Sadece insanı andıran bir makina. Robot dediğimiz şey. Yani insanı andıran bir makine. Yani şey gibi düşünelim. Bunu analojik bir şey yani. İnsana benzeyen bir varlık. Bir makine diyelim hatta ona. Ama hiçbir zaman insanın yerini alabileceğine ben inanmıyorum. Peki yine bu süreçte özellikle bu son süreçte bu post-truth gibi bir tanım yapıldı. Yani bunun yeni bir tanım olmadığını söyleyen de büyük bir kesim var. Ve bu kavramlar çerçevesinde özellikle sanal dünyada bir personamız oluşuyor. Aslında o belki gerçek dünyadaki personamızdan farklı bir persona. Çok pardon. Evet. O farklı bir persona ama bunun karşılığında biz böyle yeni bir persona, yeni bir kimlik kazanıyoruz. Ama bunun karşılığında bir mahremiyet kaybediyoruz. Ve bu orada bir ilişkiler ağımız oluşuyor. İnsanlarla yeni bir ilişki kurma şeklimiz oluşuyor. Ya bütün bunlar çerçevesinde sizce yani insanların demin aslında biraz dokunduğunuz o konuya, insanların hani alışkanlıkları olması, bu kimliklere birazcık fazla yakınsaması. Bu tür konular insanlarda ciddi bir boşluk hissi yarattığı söyleniyor. Sizin böyle bir tespitiniz ya da yorumunuz olabilir mi? Yani kimliklerin böyle çabuk dönüşmesi ve değişmesi, dönüşmesi, çakışması, insanlar normalde hatta şey işte karanlık tarafımızın ortaya çıkması gibi yorumlar var şeyde, sosyal medyada. Anladım. Yani kimlik biraz zor ve tartışmalı bir konu. Felsefe açısından da zor bir konu. Ve felsefenin tabii konularından bir tanesi. Şimdi Herakleitos, işte Batı Anadolu'da yaşamış Efesli filozof, İsa'dan önce 500'lü yıllarda, yaklaşık doğum ve ölüm tarihi tam olarak bilinmiyor. Bundan yaklaşık 2500 yıl önce demiş ki evrende, yani kozmosta her şey bir akış halinde. Her şey dönüşüyor ve değişiyor. Yani sabit olan hiçbir şey yok aslında. İşte o ünlü örnek, işte bir kere girdiğiniz nehire ikinci kez giremezsiniz. Çünkü su sürekli akar diye bir benzetme yapıyor. Yani hayatı, yaşamı, kozmosu, evreni biraz ona benzetiyor. Şimdi öyle bakacak olursak yani her şeyin sürekli aktığı, dönüştüğü ve değiştiği bir ortamda zaten böyle bir sabit kimlik diye bir şey zaten olamaz. Yani kimlik dediğimiz şey de yani bu kültürel kimlik de olabilir, toplumsal kimlik de olabilir, bireysel kimlik de olabilir, tek tek kişilerin tikel kimlikleri de olabilir. Yani bunların böyle çok da sabit kaldığını söyleyebilir miyiz? Ondan emin değilim. Eğer Herakleitos tabii sabitlikten insana ziyade şey yeni bir alan açıyor. Yani evet, o insan için yeni bir alan. Yeni bir özgürlük alanı olarak bile tanımlanabilir. Evet. Şimdi yani tabii bir de post-truth dediğiniz yani şey truth dediğimiz herhalde doğruluk değil mi? Gerçeklik, hakikat. Yani gerçekliğin, evet, onu isterseniz evet, şey onu bir sonraki aşamada. Bir sonraki anladım, tamam. Söyleyeyim daha detaylı. Yani kimlik şöyle, kimlik şimdi insan dünyaya atılır. Yani biz nerede doğup doğmayacağımıza karar vermiyoruz. Hatta nerede doğup doğmayacağımıza da karar vermiyoruz. Annemizi, babamızı seçmiyoruz vesaire. İçine doğduğumuz aileyi, ülkeyi, kenti vesaire neyse, coğrafyayı, bölgeyi seçmiyoruz. Hatta doğup doğmama işini de seçmiyoruz. Yani kendi özgür irademizin dışına şimdi biz dünyaya atılıyoruz diyelim. Ve atıldıktan sonra aslında yani kendi kendimizi tanımlıyoruz. Yani varoluşçuların deyişiyle, işte Jean-Paul Sartre'ın deyişiyle insan her zaman henüz olmadığı şeydir. Yani insan aslında sürekli
bir potansiyel halindedir. Böyle işte sabit, önceden belirlenmiş bir özü yok. Sürekli bir şeye açık. Dolayısıyla tabii böyle de bakacak olursak yine bu kimlik meselesini bu bağlantıda ele alacak olursak, yani evet, bunun bir yarattığı hiçlik, yani o henüz olmamışlığın yarattığı bir hiçlik, bir boşluk ya da diyebiliriz belki, oluyor tabii. Ama bu aslında, yani yine varoluşçu açıdan bakacak olursak, bir olumsuz bir şey değil, tam tersi özgürlüğün kapısını açan bir şey. Yani biz her zaman henüz olmadığımız kişi olduğumuz için özgürlük durumundayız aslında. Çünkü öteki türlü zaten her şey belirlenmiş olsa, mesela geçmiş dediğimiz şey belirlenmiş, değiştiremiyorsun, sabit, olmuş, bitmiş. Ama yani geleceğe yönelik düşündüğümüz zaman, yani projeksiyon yaptığımız zaman her şey olabilir. Onun getirdiği aslında bir boşluk, bir hiçlik, bir hatta endişe durumu tabii insanda olabiliyor. Ama bu dediğim gibi olumlu bir şey mi, olumsuz bir şey mi? Bence şöyle, ona karamsar bakmamak lazım. Yani, belki sizin sorunuza doğrudan ilgili olmadı ama belki biz onu zenginleştirebilir diye o boyuta girdim. Yok, bence çok şey oldu. Yani Zize'yi ne kadar seversiniz bilmiyorum ama. Çok bilmiyorum, tanımıyorum. Onunla ilgili bir şey sorarsanız yok, cevabım yok. Yok, bir şey sormayacağım yani. Yok, Zize'nin ben şey bir Guardian'da bir yazısında şöyle bir yorum okumuştum. Şey diyordu işte, nasıl kahve, işte kafeinsiz kahve, işte krema ama yağsız krema gibi böyle örnekler veriyor. Evet. Bunlar hep böyle işte onun kötü etkilerinden arındırılmış saf şeyler, örnekler verip işte sanal dünyanın da aslında gerçek dünyadaki o friksiyonların, o çatışmaların, zorlukların arındırılmış bir versiyonu olduğunu söylüyor. Ya yani o nedenle insanların orada bir işte oluşturduğu algının aslında gerçek dünyada bir nevi zorladığını ya da işte oranın gerçek olmadığı üzerine bir söylemi vardı. Evet, yani şimdi sanal dünyadan bahsediyorsunuz, evet, değil mi? Sanal dünya ile gerçek dünyayı karşılaştırdığımız zaman bu doğru, yani teknolojinin de etkisiyle bir takım böyle sanal alemlerde yaşıyor gibiyiz. Sanal kimlikler dediğiniz gibi oluşturuyoruz vesaire. Ve bunlar daha da artacak bu arada. Çünkü evet, virtual reality dediğimiz sanal gerçeklik, anladım, konuları da, üç boyutlu konular da ortaya, evet, çıkacak. Ama yani işte bu yine dediğim gibi biraz o teknolojinin esiri haline gelmemizden kaynaklanıyor. Yani kişinin, yani insan sonuçta doğa içinde, doğanın içine doğmuş. Yani tarihine baktığınız zaman, insanın tarihçesini incelediğiniz zaman doğanın içine doğmuş bir varlık. Ve doğayı öyle kolay kolay bir kenara atamıyorsunuz. Yani onun için bu bir, yani insan doğayla birlikte var olan bir canlı. İki, insan toplum içinde var olan bir canlı. Yani Aristoteles'in deyişiyle politik bir canlı, yani toplumsal bir canlı. Böyle izole bir monat gibi falan yaşayamıyorsunuz. Yani dolayısıyla şimdi bütün bunlara dikkate alacak olursak, yani toplumdan yalıtılmış, soyutlanmış ve doğadan yalıtılmış, soyutlanmış bir insan modeli şizofrenik bir şeydir. Yani insan modelidir. Yani bir çeşit yabancılaşma dediğimiz durum içerisinde kendisini bulur böyle bir insan. Hadi şu denebilir tabii. Yani toplum içinde de yabancılaşma olmuyor mu? Tabii ki oluyor ama hiç olmazsa o gerçek bir yabancılaşma. Yani toplumsal, toplum içinde bireyin kendisini yabancı hissetmesi ya da topluma yabancılaşması hiç olmazsa daha somut, daha gerçek bir şey. Yani bu sanal alemdeki yabancılaşma bir gerçeklikte bir şey de yok. Yani bir karşılığı yok. Böyle bir somut bir şey değil. Soyut, varlığıyla yokluğu belli olmayan, yapay diyelim. Yani tam terim, evet, bulamadım, şimdi buldum. Yapay, artificial, yani yapay bir şeyden bahsediyoruz. Öteki yapay bir şey değil. Sevimsiz bir şey oldu ama yapay değil, gerçek. Yani zaten hayat demek bir mücadele demek. Yani hayatta böyle mutluluk, yani ben ona da biraz mesela karşıyım. Yani böyle şey diyorum ki ben, mutlulukçuluk insanın afyonudur. Yani Marx'ın bir deyişi vardır, din halkın afyonudur diye. Ben de diyorum ki mutlulukçuluk, yani yaşamın amacını mutluluk olarak koymak. Eğer mutluluğu şöyle tanımlıyorsak tabii, yani işte sürekli tatmin olmak, memnun olmak, hoşnut olmak,
veya haz almak, ruhsal ya da bedensel fark etmiyor. Eğer böyle bir durumla ilişkilendiriyorsak mutluluk kavramını, bir kere bu sürdürülebilir bir şey değil. Yani insan toplumsal canlı olduğu için, toplum içinde var olduğu için bu sürdürülebilir, sustainable bir şey değil. Dolayısıyla bu biraz böyle fantastik bir şey. Onun için yani insan olmak demek zaten sürekli mücadele halinde olmak demek. Yani o özgürlük adını verdiğimiz şey için belki kişiye göre değişir tabii yaşamın amaçları, hedefleri vesaire ama özgürlük için bir mücadele diyelim isterseniz buna ve toplum için de bu mücadeleyi verdiğimiz için de bu böyle kolay bir şey değil, bir süreç diyelim. Onun için yani ben kendimi toplumdan soyutladım. İşte Himalayalara çıktım ya da işte yoga ile falan mutluluğa, nirvana eriştim falan. Tam bir yine afyonvari bir yaklaşım. Yani insanın gerçekliğinden kopartıp böyle yapay bir hale sokup sanki insan böyle izole bir canlıymış gibi toplumdan arınmış falan. Bunlar insanın şeyine aykırı bence, yapısına aykırı şeyler. Gerçi bu şimdi teknolojiyle ilgili olmadı ama yani teknoloji toplum, yok, onlar, şimdi tabii toplum da birbirini etkileyen şeyler bunlar. Çünkü bugün tam yine bu konuyla ilgili ama 2014'te yazılmış bir Evgeni Morozov'un bir yazısı vardı, onu okumuştum. Kimin? O da Evgeni Morozov. Evet. O da şeyden bahsediyordu işte, işte o campground konusunu, detoks konusunu ve bu mindfulness akımlarını, yani aynen tam dediğiniz şeylerden bahsediyordu. Yani bu konuların artık yeni bir... bu konularda dikkatli olmamız gerektiğini afyon olarak isimlendirdiniz. Evet, yani bir çeşit öyle şeye bir dönüştü. Yeni bir akım olduğunu ama zaten bu şöyle bir şey var. Bu yani teknolojinin yarattığı yeni dengelerde de bu konuların popülerliği yükseliyor. Yani çünkü teknoloji çok ciddi bir etkisi var. Evet. Yeni bir yaşayış biçimi oluşturuyor ve bu yeni yaşayış biçiminde de yeni ihtiyaçlar oluşuyor ve bu mindfulness işte bu yoga gibi temel şeylerin yükselen popülerliğini ona bağlıyordu mesela. Yani onlar biraz kaçış işte, yani öyle söylüyorum ben. Yani o hani bireysel toplumdan arınmış bir mutluluk şey arayışı biraz kaçmak ve kendi kendine aldatmak gibi geliyor bana. Yani bir de şey de önemli tabii burada. İnsanın tarihini incelediğimiz zaman biraz mesela Yunan filozoflarına baktığımız zaman antik Yunan'da 2400 yıl önce söyledikleri bazı şeyler hani ilk bakışta bu antik çağ diyoruz işte eski şeyler falan diyoruz ama o kadar önemli şeyler söylüyorlar ki demek istediğim çok da şeye de takılmamak lazım. Hani trendlere de fazla takılmamak lazım. Yani hani neyin ne zaman söylendiğinden ziyade ne söylendiği önemli. Yani 2400 sene önce mesela adamlar çok önemli şeyler söylemişler. Filozoflar, antik Yunan'da işte Aristoteles, Platon vesaire, Sokrates. İşte demişler ki daha önce mesela kozmos, doğa filozofları dediğimiz Sokrates'ten önce Thales gibi, işte Anaximenes, Anaximandros gibi filozoflar kozmosun işte arke, yani kozmosun temel ilkesi, kaynağı nedir? İşte doğada olup biten şeyleri doğaüstü güçlerle açıklamak yerine yine doğada açıklamaya çalışmışlar. Daha çok doğa odaklı bir felsefe. Fakat sonra Sokrates'le birlikte, sonra Platon ve Aristoteles'le de devam ediyor. Aristoteles de iki yönü devam ediyor. Hem doğa üzerine hem insan ve toplum üzerine. Ama Sokrates'le birlikte insan ve toplum odaklı bir felsefe gelişiyor. Ve yani şöyle bir soru ortaya atıyor Sokrates. Yani konumuzla ilgili olduğunu düşünüyorum dolaylı da olsa. İşte ahlak nedir, erdem nedir, adalet nedir gibi sorular soruyor. Yani ahlakı aslında erdemle ilişkilendiriyor. Yani erdemli olmayan kişi ahlaklı olamaz. Peki erdem nedir? İşte çeşitli erdemler vardır. İşte adalet, dostluk, cesaret vesaire gibi. Şimdi bunlar çok önemli şeyler. Mesela orada aslında Sokrates, Platon ve Aristoteles üçü de yaşamın amacı nedir sorusuna yanıt verirken yaşamın amacı eudaimonia diyorlar. Bunu tam mutluluk olarak çeviremeyiz ama genellikle mutluluk olarak çeviriliyor Türkçe, İngilizce'de happiness olarak. Ama orada aslında kastedilen şey iyi bir ruha sahip olmak. Şimdi bu çok ilginç mesela. Oradaki mutluluk anlayışı daha sonradan gelişen haz almak ya da hayatından tatmin duygusu yaşamak falan değil. Sadece iyi bir ruha sahip olmak ve iyi bir ruha sahip ya da iyi bir ruhu taşımak içinde
ahlaklı olmak gerekir. Ahlaklı olmak için erdemli olmak gerekir diyorlar. Şimdi mesela bu baktığınız zaman işte 2400 sene önceki mesele. Ama günümüzde hala bu bir güncel bana göre en azından. Yani hatta eksikliğini duyduğumuz bir şey. Yani insanlar artık işte böyle ahlakla, erdemle falan ilgilenmedikleri için işte bu teknolojinin esiri olma durumları ya da teknoloji vasıtasıyla işte bu savunma, şimdi teknoloji sadece şeyden ibaret değil tabii yani iPhone 5'ten. Değil. Yani korkunç bir savunma sanayi var şu anda yeryüzünde. Yani bunlar da teknoloji ürünü. İşte füzeler, bilmem roketler, şunlar bunlar falan filan, tanklar, toplar, tüfekler, gemiler, neyse artık onlar. Yüksek teknoloji üstelik yani bunlar. Nükleer silahlanma, tabii, nükleer silahlar. Nükleer santraller de tabii o gerçi askeri bir boyutu yok ama yine çok ciddi tehlike arz eden bir şey hem çevre hem insan açısından. Yani şimdi böyle baktığımız zaman yani biz ahlak felsefesiyle ilgili sorunları çözmeden sanırım bu teknoloji sorunu çözemeyiz diye düşünüyorum. Yani o köklere inmek gerekiyor. Onun için de işte o antik Yunan'a gitmek gerekiyor, kaçınılmaz olarak. Şimdi çok tam evet. Çok önemli. Yani benim bu programı yapmamın asıl sebebi ve aslında buna ek şöyle bir şey de sorayım. Şimdi dediğiniz gibi trendlere takılmayalım. Evet ben de yani gerçekten genel olarak yani anlayışım. Ben size söylemedim. Genel olarak halkımıza sesleniyorum. Ama şey, çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Evet. Ayrıca yani benim de işim gereği. Evet. Bir sürü trendin içindeyim. Yani trendlere takılmayalım. Mesela bu dönem oluşan bu karmaşıklık, bu yeniden tanımlama biraz herkesin böyle temel konuları dönmesine, yani tırnak içinde fabrika ayarlarına dönmesine sebep oldu. İşte evet. Böyle dönemlerde, ya bizim tam da bu dönemde felsefecilere ihtiyacımız var. Evet. Ve ben açıkçası yani Türkiye'de böyle bir konuşma hiç görmüyorum. Ve de bunu siz Asos'ta felsefenin manifestosunda şey demişsiniz ya, felsefe kuru bir akademik disipline dönüşüyor diye. Evet. Yani aslında burada o zaman yani sonunda soracaktım, şimdi sorayım. Felsefeciler evet. Neden bu konularda daha proaktif olmuyor? Yani biz cidden bu dönemde işte dediğiniz işte antik Yunan'da diğer dönemlerde söylenmiş konuları tekrardan hatırlayıp evet. Belki bu kayıp hissini azaltabiliriz yani ve evet. De insanlar bir anlamda şey... Evet. Bu akımlara kapılmaz bu kadar. Evet. Ya haklısınız. Şimdi ben bir felsefeci olduğum halde, bir felsefeci olarak hatta diyelim. Yani felsefecileri de eleştiriyorum ve burada da eleştireceğim. Çünkü genellikle felsefeye böyle nasıl söyleyeyim, işte marangoz, işte tesisatçı, ne bileyim tefeci, felsefeci falan, yani hani bu da felsefede işte bir meslek, bir sürü meslekler var, mühendislik falan, neyse mimarlık, hani biraz daha sofistike örnekler vermek gerekirse işte bir de felsefecilik var. Yani bunu böyle bir meslek gibi algılıyorlar ve bunu artık bir kariyer nesnesi haline getirmişler ve böyle dört duvar arasına kapanmışlar. İşte bir takım bulmacalar çözer gibi böyle bir takım felsefi problemleri çözmeye çalışıyorlar ama ruhlarında felsefe yok. Yani tabii felsefeyi böyle popülize etmek, sulandırmak o da doğru değil. Yani bir yandan hakkını vereceksiniz. O çünkü felsefe kolay bir şey değil yani. Derinliği olan bir şey. Çok okumak gerekiyor, düşüncelerle hesaplaşmak gerekiyor. Başka filozoflar ne demiş onu iyi anlamak gerekiyor. Felsefe tarihini bilmek gerekiyor, iyi kötü falan. Tamam bu yani işin uzmanı olmanız gerekiyor ama uzman olmakla da yetindiğiniz zaman o zaman da sizin ruhunuzda filozofluk olmuyor ve bir acayip durum ortaya çıkıyor. Böyle dediğiniz gibi dört duvar arasında kapalı insanın, toplumun, dünyanın, yaşamın sorunlarıyla ilgilenmeyen ya da onlara bir şekilde değinemeyen. Ya da yani böyle bir önderlik, yol gösteremeyen. Yani yol gösteremeyen. Tabii. Dediğiniz gibi kendisine yol gösteremiyor ki kime gösterecek. Yani kendisi zaten kayıp yani. Yani dolayısıyla böyle felsefeci sadece Türkiye'de değil yani dünyada binlerce böyle felsefe uzmanı var. Bakıyorsunuz müthiş kitaplar falan yazmışlar. Siz mesela bu süreci biraz sisteme bağlamışsınız manifestoda. Yani ben sistemden evet. Ziyade mesela şöyle bir dönemde Türkiye'den felsefeciler çıksa, bu konuda yazılar yazsa, telefonuyla bir tane video çekse, koysa, yani bu tarz şeyler gerçekten bu dönemde çok ihtiyaç var. Yani evet. Ben bu kadar kısa bir programda tabii, hani
küçük bir şey yapıyorum. Çok değil, sembolik evet. bir konu bu. Ama evet. ben bir şekilde hani bu böyle bir konu olduğunu, böyle bir yol olduğunu insanlara evet. bir şekilde hani evet. göstermek için de bu programları yapıyorum. Tabii yani bence çok faydalı. Şimdi işte biz onu dernek olarak, Felsefe Sanat Bilim Derneği olarak işte ASOS'ta 17 yıldır ben yapıyorum. Onu bir örnek Hı-hı. olarak verebiliriz. Yani felsefeyi üniversitenin dışına çıkarttım aslında ben. Herkese açtım. Ücretsiz. Herkes katılabiliyor. Tabii sulandırmıyoruz. Yani konuşmalar, temalar gayet ciddi. ama en azından herkese açtık. Yani sadece üniversitedeki felsefe öğrencisi gelebilir diye bir şey yok. Katılımcıların ki bugüne kadar 6000'e aşkın katılımcımız oldu. Evet, çok yani gerçekten yaklaşık, ilgi gören bir yani yarısı felsefe şey. Öğrencisi ya da mezunu. Kalan yarısı başka her yaştan, her sektörden ya da çalışma alanından insanlar var. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nde bir ilk bu. İlk ve tek. Yani bu kadar uzun süre, 17 yıl, her yıl düzenli, yazın uluslararası, kışın ulusal boyutta yapılan ilk ve tek yetkinlik. Genellikle biz de felsefe alanında bahsediyoruz. Evet. Tabii felsefe alanındaki ilk ve tek, üniversite dışında. Bizde genellikle böyle bir etkinlik yapılır. 3 sene, 5 sene, 1 sene sonra bırakırlar. Yani onun için bunu aslında böyle sürdürmek gerekiyor. O da işte bir mücadele iş. Ama bu tabii bir kişinin yapacağı bir iş değil. Yani bunların yaygınlaşması lazım. Hı hı. Böyle bir tane dernekle ya da bir şahısla olacak bir şey değil. Yani Türkiye'de 81 ilde aslında böyle bir oluşum olsa Türkiye'nin belki şeyi değişir, çevresi, yapısı değişir. Çünkü felsefe demek sorgulayıcı düşünce demek, akıl yürütmek demek, yaratıcı düşünme demek. Bir de belki o vesileyle onu da konumuz değil ama vurgulamak isterim. Yani şimdi felsefe nedir sorusuna da insanlar yani ne olduğunu çok iyi bilmiyorlar. Mesela felsefeyi dinle karıştırıyorlar ya da felsefeyi mistik akımlarla falan karıştırıyorlar. Yani o da değil. Çünkü din dediğim şey temelinde vahiy vardır, iman vardır. Hı hı. Belli başlı şeyleri sorgulayamazsınız zaten orada. Ama felsefeye baktığınız zaman çoğulcudur, diyalektiktir. Her tezin bir antitezi vardır. Her görüşün bir karşıt görüşü vardır. Karşıt görüşleri kendi içinde barındırabilir. Temelinde vahiy, iman gibi şeyler yoktur. Yani kuramsaldır. Dolayısıyla farklı gelişmelere açıktır. Yani mistisizm dediğimiz zaman mesela bu zaten akıl yürütmenin tersi bir şeyden bahsediyoruz. Yani dolayısıyla felsefe böyle mistik falan bir şey değildir. Tasavvuf falan gibi şeylerle de uzaktan yakına ilgisi yoktur. Zaten terime baktığımız zaman felsefe terimi, yani hem Türkçedeki felsefe, Arapçadaki felsefe ya da İngilizce'deki filozofi ya da Almanca'daki filozofi fark etmiyor. Bütün bu terimlerin kökeni antik Yunan'daki filosofya, bilgelik sevgisi demek. Sofya, bilgelik. Ama bu bilgelik bilgiyle yani episteme ile çok ilişkili. Episteme doğruluk gerçeklikle çok ilişkili. Yani aletheia kavramıyla Yunanca. Aletheia bir şeyin doğru mu yanlış mı olduğunu nasıl bileceğiz? Logos'la ilişkili. Logos'un birçok anlamı var ama bunlardan bir tanesi de işte akla dayalı açıklama, temellendirme, gerekçelendirme veya kuram olarak loji, o loji eki mesela onun kökeni Platon'un kullandığı logos terimi. Oradan esinlenmiştir o işte bilimlerde de biyoloji işte ya da psikoloji vesaire gibi o loji eki ya da epistemoloji. Logos demek yani akıl yürütmek demek felsefe. Şimdi dolayısıyla yani akıl yürütmek çok önemli bir şey. Bu mistik şeyler falan insanı uyuşturmaya yönelik şeylerdir. Yani buradan çok dinamik bir şey çıkmaz. Yani kişi kendi kabuğuna çekilir ve kendi kabuğunda yok olur. Ama ötekisi peki, çok daha iddialı ve dinamik dışa yönelik bir şey. Peki yeniden biraz bu teknoloji ilişkilerine dönersek. Şimdi bu dönemde en son mesela Amerika'daki seçimlerde bayağı ciddi bir şekilde insanların eğilimlerini ölçülerek, analiz edilerek ona göre bir algı yönetimi yapıldığı, seçimlerin böyle kazanıldığı ya da işte yalan haberlerle sosyal medyada bunların yaygınlaştırılarak insanların yönlendirildiği gibi böyle kocaman neyin gerçek olduğu, neyin neresinden tutulacağını bilinmediği bir dönem oldu. Yani bu tartışmalar Amerikan seçimleri de çok ciddi evet. bir boyutta arttı. Ben de 2-3 program yaptım bu konuda. Şimdi burada insanlar şunu sorgulamaya başladı. Hani hakikat, bu gerçeklik konusu, bu konularla ilişki nasıl olacak? Bunları biz nasıl bileceğiz? Nereden evet. bileceğiz? Gibi böyle temel evet. bir şey var. Bu konu ne kadar önemli?
Ve eğer önemliyse, yani bu da bir soru. Tabii. Ondan sonra önemli mi gerçekten? Önemli mi? Ve önemliyse biz bu ilişkiyi nasıl koruyacağız? Evet. Yani bu epistemolojinin, yani bilgi felsefesinin en temel sorularından bir tanesi. Neleri biliyoruz? Bildiğimiz şeyleri nasıl biliyoruz? İşte gerçeklik diye bir şey var mı yok mu meselesi. Yani filozoflar bunu binlerce yıldır tartışıyorlar. Şimdi benim kişisel görüşüm, gerçekliği bilinebilecek olan şeyler var. Bir de bilinemeyecek olan şeyler var. Yani bazı şeyler insan zihninin kapasitesini gerçekten aşıyor. Yani insan zihninin yapısı müsait değil onları bilmeye. Ama bazı şeyler var ki bunlar gerçekten bunların doğrulukları, gerçeklikleri bilinebilir şeylerdir. Yani biz kurguyla olguyu, yani fact ile fiction'ı ayırt edebiliyor olmamız lazım ki fiilen de birçoğumuz bunu ayırt edebiliyor. Bazılarımız edemiyor. Yani kurguyla olguyu, yani fact ile fiction'ı, kurguyla olguyu birbirine karıştırıyoruz. Ama yani bu, yani dünya güneşin etrafında mı dönüyor yoksa güneş mi dünyanın etrafında dönüyor? Şimdi bin küsur yıl boyunca şeye inanmışlar, yani dünya sabit, güneş dünyanın etrafına dönüyor. Ama sonra ortaya çıktı ki dünya güneşin etrafına dönüyor. Yani ya da bu stüdyoda şu anda bu masada en az iki insan oturmaktadır önermesi. Ya da bu sabah bahçemde çiçekler açtı ya da dün aşık oldum. İlla böyle maddesel şeyler olması da gerekmiyor. Duygu, tutku dünyasıyla ilgili olgular da olabilir. Dolayısıyla yani bunlar sizin isteğinize, keyfinize kalmış şeyler değil. Yani onlar dış gerçeklikte ya da gerçeklikte diyelim, dış sözcüğünü bile kullanmaya gerek yok, olan şeyler. Dolayısıyla yani bunların bir kurgu olduğunu söylemenin, yani orada kurgu ile olguyu ayırt edebiliyoruz belli şeylerde. Hı hı. Ama bazı şeylerde tabii, özellikle metafizik konularda diyelim isterseniz, yani insan zihni oralarda yetersiz kalıyor. Ama empirik olarak, yani deneyimlerimiz üzerinden gidecek olursak, empirik boyutta olgu ile kurguyu ayırt edebiliyoruz diye düşünüyorum ben. Onun için o şeyi de çok abartmamak gerekiyor. Yani gerçek diye bir şey yok efendim. Ya yani bunlar çok tehlikeli şeyler. Sadece epistemolojik bir sorun değil bu. Aynı zamanda etik bir sorun. Çünkü siz kurgu ile olguyu ayırt edemeyiz, İşte gerçeklik diye bir şey yoktur falan diye bir şeye kapılırsanız, girdaba, bir akıma kapılırsanız, o zaman birçok ahlaki ve siyasi sorunla da karşılaşırsınız. Yani o zaman bunların hepsinin ahlaki ve siyasi implikasyonları vardır. Mesela bu İmre Lakatos vardır, şey Macar bilim felsefecisi. O bunun üstüne çok durur. İşte Thomas Kuhn diye başka bilim felsefesi var. O işte biraz şey diyor, işte bilimle sahte bilimi ayırt etmek çok zordur. Yani keskin bir ayrım yoktur falan diyor. Örneğin gerçek bilim nedir? Astronomi mesela. İşte sahte bilim nedir? Yani bilim gibi duran ama aslında bilim olmayan astroloji. Yani yıldızların hareketi, işte aşk hayatımızı nasıl etkileyecek, ekonomik hayat nasıl etkileyecek falan. Bu astroloji. Öteki işte güneş merkezci heliosentrik kuram mesela, astronomi kuramı, Kopernik'in ya da işte Kepler'in falan. Şimdi dolayısıyla yani burada biz bilimle sahte bilimi ayırt edebiliyor olmamız lazım. Yani ortaçağ kozmolojisiyle modern fiziğin kozmolojisini, yani evrenin nasıl yaratıldığı ile ilgili kuramları aynı kefeye koyamayız. Koyarsak, biliyor olmamız lazım yani, ama peki bu bilgi karmaşasında ayırt edilemiyorsa? Ayırt etmek için işte yine klişe bir şey söyleyeceğim, eğitim şart. Yani o insanların kendi sorunu haline geliyor ya da devletlerin ya da toplumların. Yani iyi bir sağlam bir eğitim alırsanız, bilimsel bir kafa yapısına sahipseniz ve aynı zamanda sadece bilim, indirgenmiş demiyorum. Yani bilimsel bir kafa yapısı ama aynı zamanda felsefi sorgulamaya da açık, artı diyelim. Bilimsel bir kafa yapısı ve artı felsefi sorgulamaya açık bir şeyiniz varsa, yapınız varsa, yani o zaman bunlar çok böyle kafanızda aslında bulanık bir hale gelmiyor. Ama böyle insanları toplum metafiziğe boğduğunuz zaman, ondan sonra işte din dediğimiz şey her şey hükmeder hale geldiği zaman, tabii ki dindarlık, isteyen dindar olur, isteyen dinsiz olur.
isteyen teist olur, tanrıcı olur, isteyen ateist olur, isteyen agnostik olur. O laik bir ülkede her vatandaş istediği görüşü savunabilir. Yani din ve devlet, din ve siyaset, din ve hukuk işlerinin ayrılması koşuluyla, din ve eğitim işlerinin ayrılması koşuluyla dini inanç ve ibadet özgürlüğün güvence altına alınması anlamında laiklik ilkesinin geçerli olduğu bir toplumda ve de ülkede herkes istediği şeye inanabilir. Ama din her şeye hükmetmeye başladı zaten. Yani siyasete, hukuka, devlet işlerine, eğitime hükmetmeye başladığı zaman, onu esir aldığı zaman, yani kendi sınırları içinde kalmadığı zaman, bireyle Tanrı arasında mesele olmaktan çıkıp her şeyi egemenliği altına aldığı zaman, o zaman tabii bu olgu ile kurgu arasındaki ayrımı da bireyler, insanlar tabii yapamaz hale gelir. Yani mesela Amerikalı felsefeci Daniel Dennett bu konuda demiş ve onunla bir şeyinde okumuştum. İşte uluslararası bir böyle gerçek kaynağı oluşturulması, yani işte Reuters, Wikipedia karşılığı ve kolektif bir şekilde. Şimdi zaten mesela basında biz görüyoruz, böyle fact-checking şirketleri, yani gerçek bir haber çıkıyor. O haber, evet, gerçekten öyle bir şey var mı yok mu gibi. Böyle küçük yapılar oluşuyor. Bazı felsefeciler de bunu daha genelleştirmesi, bu kavramın çok önemli olduğunu, bunun bir şekilde önlemini alacak yapıların oluşması gibi yorumları var. Yani olguların teyit edilmesi, bunun bir bankasının oluşturulması. Yani dediğim gibi, yani olgu olgudur. Yani o sizden bağımsız. Yani siz dünya, ben dünyanın güneşin etrafına dönüp dönmediğini bilmiyorum. Belki de güneş dünyanın etrafına dönüyor deseniz de o dünya o güneşin etrafına dönüyor. Yani o gerçeği değiştirmiş olmuyorsunuz. Ama bunu daha gündelik olan haberlerden bahsediyorum. Ama bunu tabii empirik olarak temellendirmek gerekiyor dediğiniz gibi. Ha, gündelik mesele, bir de şunu söylemeyi unuttum, özür dilerim. Şimdi Lakato şunu söylüyordu, şimdi geleceğim dediğiniz ama. Mesela diyor ki, o zaman biz yani bilimle sahte bilimi ayırt edemezsek, o zaman mesela Galileo'nun zamanında Kopernik'in bu güneş merkezci kuramını da savunan ve onu geliştiren farklı boyutlarda Galileo mahkum edildi. İşte ölüme mahkum edildi. Sonra ev hapsine çevrildi o. İşte kitapları yasaklandı falan. Hangi gerekçeyle? O savunduğu tezin sahte bilim olduğu gerekçesiyle. Hı hı. Yani bu savunduğunuz şey sizin aslında bilim değildir, bu safsatadır diye adamı suçladılar. Yani dolayısıyla bunların hepsinin etik, ahlaki ve siyasi sonuçları olabilir. Yani o açıdan da bilimle sahte bilimi ayırt edebiliyor olmak ya da olguyla kurguyu daha spesifik konuşacak olursak ayırt edebiliyor olmak önemli. Şimdi bu güncel meselelere gelecek olursak, yani Trump örneğinde onu tam anlamadım ama yani mi demek istediniz? Acaba hani aslında oylamada o bir argüman. O bir argüman ama sonuçta olmayan falan mı? Mesela bir tartışma vardı. Normalde olmayan bir haber, yalan bir haber Facebook'ta dolaşıma girdi. Ve binlerce insan o konunun öyle olduğunu düşündü. Sonra o yanlış haberdir diye bir açıklama yapıldı. Tamam. Ama o süre içerisinde de yani algı yaratılmıştı ve bunun etkileri de oluşmuştu. Evet. Şeklinde bir durumlar. Tamam, şimdi anladım. Tabii yani sosyal medya dediğimiz şeyin tabii tehlikelerinden bir tanesi o. Şimdi eskiden mesela gazetecilik diye meslek vardı, işte medya, sonra onun adı medya oldu, eskiden basın yayın deniyordu. Ve basın yayın ilkeleri diye bir şey vardı, işte ahlak ilkeleri. İşte bir kere yalan haber, uydurma haber yapmayacaksınız, her şeyi double check edeceksiniz, çifte kontrol yapacaksınız, emin olmadığınız sürece yazmayacaksınız, bir kaynağınız varsa onu başka bir kaynaktan teyit edeceksiniz falan filan, iyice araştıracaksınız, soruşturacaksınız, ondan sonra haberi yazacaksınız falan. Bu ciddi bir meslek. Şimdi günümüzde bu sosyal medyanın yaygınlaşması, Twitter, Facebook, şu bu falan, herkes bir gazeteci, muhabir iddiasında bir şeyler, hani neredeyse benzetme yapıyorum şu anda, bir şeyler yazıyor. Ortalıkta sürekli bir şeyler dolaşıyor. Bunların büyük çoğunluğu şehir efsanesi, yalan yanlış şeyler. Ya o açıdan dediğiniz doğru. Yani çok fazla bilgi kirliliği dedikleri, yani olgulara aykırı, tamamen kurgular üzerinden, kurgulara dayanan
söylemler, yazışmalar, iddialar vesaire çok daha fazla artık dolaşıyor. Yani aslında bu şey de var, her zaman olmuştur. Yani mesela köylerde bile işte kahvehane şey vardır ya, kahvehane dedikoduları falan. Yani orada anlatılanlar, söylenenlerin büyük bir çoğunluğu ya da bir kısmı en azından kurgudur yani. Herkes bir şeyler konuşur falan başkası hakkında. Yani biraz tabii o köy kahvesine artık kalmadı o işler. Şimdi sosyal medyayla bu böyle bir dünya bir köy kahvesine dönüştü şu anda. Ondan sonra bu küresel köy kahvesine şimdi herkes bir şeyler, palavralar anlatıyor, işte dedikodular yapıyor, işte bir takım safsatalar falan. Yani bunu her gördüğümüz şeye tabii inanmamak gerekiyor. Yani bunları double check etmek, araştırmak, soruşturmak falan gerekiyor. Ya bu bir problem. Yine teknolojinin sebep olduğu problemlerden evet. Bir tanesi. Yani bir yandan diyoruz ki evet bu işte kişilerin özgürlük alanını genişletti. Artık sadece gazete, diyelim ki gazeteler herkes sansürlendi, kapatıldı. Herkes fikrini beyan ediyor. İşte orada deşarj oluyor falan bir yandan da tabii. Ama yani bunun da bir sınırının olması lazım. Yani sınır dediğimiz şey de işte yani ciddi, işte yine eğitim şart, klasik klişe. Ama klişe olduğu kadar doğru. Yani iyi eğitim. Eğitim dediğim de sadece okulda olan bir şey değil. Yani ailede eğitim, medyada eğitim, okulda eğitim, mahallede eğitim. Yani çünkü artık sadece okulun etki alanında değil sadece artık çocuklar, gençler. Yani aile de etkiliyor, mahalledeki arkadaşları da etkiliyor. İşte televizyonda orada burada gördükleri de etkiliyor falan. Yani onun için genel olarak ciddi böyle bir demokratik, uygar bir ülke aslında olunabilse bunlar en azından yok edilemese bile minimize edilebiliyor. Yani şeye baktığımız zaman daha demokratik ülkelere işte insan haklarının gelişmiş olduğu, düşünce, ifade özgürlüğünün gelişmiş olduğu, yasama, yürütme, yargı arasında güçler ayrılığının olduğu, laiklik ilkesinin oturmuş olduğu falan ülkelere baktığımız zaman ekonomik ve sosyal adaletin olduğu ülkeler, hukuk devletinin olduğu, yani anayasanın, yasaların uygulandığı ve yasaların antidemokratik olmadığı ülkelere baktığınız zaman orada ve eğitimin ciddi olduğu ülkelerde tabii, Almanya mesela diyelim ya da İsveç. Yani buralarda öyle yine var ama Türkiye'deki kadar yaygın değil. Yani bu kadar çok yalan dolanın sosyal medyada, internette dolaşması olayı daha eğitimli bir toplum tabii. Ondan sonra şey mekanizmaları var bir de. Yani öyle herkese hakaret edemiyor kolay kolay. Yani ederse mahkeme devreye giriyor. Açıkçası ben kişisel olarak yani, böyle bir ya da özel hayata müdahale edemiyor. Köyler arası böyle bir fark olduğunu yani ben bilmiyorum. Ama şey buna bir yani mutlaka bakıyor ya olacağım Avrupa'da yani. Avrupa'da biraz daha görebildiğim kadarıyla. Çünkü ben Avrupa'da çok sık gidiyorum, geliyorum falan. Yani orada görebildiğim kadarıyla yani sosyal medya Türkiye'deki kadar böyle rezilleşmiş bir halde değil. Yani Amerika çok iyi bir örnek değil. Yani Amerika'da da biraz yani çok iyi üniversiteleri var vesaire falan ama yani halkın eğitim seviyesi hiçbir zaman Avrupa'daki vatandaşın eğitim seviyesi kadar yüksek değil. Yani onun için Amerika bence iyi bir örnek değil. Yani siyasal sistemi de zaten çok çoğulcu falan değil. İki tane parti var. İkisi de birbirine çok benziyor. Yani sandığa gitme oranı da çok yüksek değil. Yani halkın neredeyse yarısı, %40'ı, %50'si zaman zaman oy bile kullanmıyor. Yani çok böyle politik bilinci yüksek bir toplum değil Amerikan toplumu. Belli bölgeler daha şey işte New England falan, Boston, New York falan, işte San Francisco falan. Oralar hariç yani genel Amerika çok Avrupa gibi bir eğitim seviyesine sahip değil. Yani onun için tabii Amerika'da da böyle abuk subuk diyelim yani sosyal medyada yazışmaların çok yaygın olması biraz olağan bir şey. Ama ben şöyle baktığım zaman yani burada Avrupa'da hem eğitim seviyesi daha yüksek olduğu için ekonomik gelir dağılımındaki sorun Amerika kadar derin değil. Hem de tabii denetim mekanizması da var. Yani denetim mekanizması da önemli. Yani herkes öyle her istediğine sağda solda yani işte özel hayata müdahale, şiddeti ve terörü teşvik edici yazışmalar, özel hayata müdahale içeren yazışmalar, hakaret içeren yazışmalar falan bunlar yok demiyorum ama yani oranı daha düşük. Yani siz bütün hani genel yapının foundation ya da işte bütün şeylerle birlikte politikalarla birlikte bunların
uygulanması gerektiğini ya evet, bu makro düzeyde bakmak lazım. Çünkü yani siz politik yaşamı, devlet aygıtını vesaire yani dönüştüremezseniz, yani onlar daha doğrusu çok etkiliyor, şeyi etkiliyor. Hı hı. Yani devletin yapısı, siyasetin yapısı, bireyin, tek tek bireylerin güncel günlük hayatlarını etkiliyor ve belirliyor, öyle söyleyeyim. Peki son olarak da şunu sorayım. Siz bu temel ahlak konularını ya da işte felsefenin o temel kavramlarının oturtulmadığı zaman bu teknoloji konusunda aslında çok oturtamayacağız ya da iyi konumlayamayacağız gibi bir yorumunuz vardı. Evet. Oradaki asıl yapımı, ya bunun nasıl yapılabileceği konusunda bir fikriniz var mı? Yine eğitim kanallarıyla mı? Yani şöyle söyleyeyim, ya felsefenin gerçekten, şimdi yine Almanya örneğini vereceğim, Almanya ve Fransa örneğini. Şimdi Almanya'da, Fransa'da liselerde çok ciddi bir felsefe eğitimi var. Yani ben bunu kendim öğretim üyesi olarak görüyorum. Mesela Erasmus öğrencilerim oluyor benim, Almanya'dan falan gelen. Yani bizim öğrencilerimiz çok fark oluyor yani. Çok çok ötesindeler. Yani bayağı böyle sadece sayfaları doldurmuyorlar. Yani hem yazıyorlar falan, hem de içerik itibariyle de dolu dolu yazıyorlar. Yani bizimkilere bakıyorsunuz, yani genel konuşuyorum tabii şu anda. İyi öğrenciler de var tabii ama yani birçoğu da hani yaratıcılıktan yoksun ve hani bir şey yazmakta bile zorlanan, kendisine ait bir fikri olmayan falan insanlar yetişiyor şu anda. Şimdi Almanya'da, Fransa'da, lisede başlıyor bu iş ve sadece bir yıl değil. Yani iki yıl, üç yıl felsefe dersleri alıyorlar. Şimdi bizde felsefe dersi sadece bir yıl zorunlu lisede. Fakat din dersi mesela ilkokuldan itibaren her yıl zorunlu. Aslında din dersi eskiden zorunlu değildi şeyden önce, 12 Eylül'den önce. Bu 12 Eylül askeri yönetimiyle birlikte, darbe yönetimiyle birlikte din dersleri zorunlu hale getirildi. Aslında öyle bir şey yoktu. Atatürk'ten itibaren zaten din dersleri seçmeliydi. Zorunlu değildi. Felsefe dersleri zorunluydu ve daha ayrıntılı bir şekilde müfredatta işleniyordu. Cumhuriyet'in ilk yıllarında, 30'lu yıllarda özellikle. Fakat sonradan felsefe böyle bir güdük hale getirildi. Sadece bir yıl zorunlu. O da nasıl anlatılıyor derseniz, ezbere, yani felsefe dersi ezber dersidir falan diye. Yani öğretmen de bunu, öğretmen böyle anlatıyor zaten. Bunu ezberleyeceksiniz çocuklar. Platon şunu demiş diyor mesela. Böyle o bir şey olmaz ki. Yani Platon, ben, yani felsefe affedersiniz, kavramakla alakalı bir şey. Matematik gibi yani bir şey. Belki çok yani sevimli bulmayabilirsiniz evet. Ama yani bu School of Life'ın işte felsefeyi biraz popülerleştirmesi ya da işte daha tırnak içerisinde tüketilebilir bir formda yapması aslında bir etkisi var. Dolayısıyla aslında ben yani bir karşı argüman ya da eleştiri olarak da yani tamam bu okullar kanalıyla belki kapatılmış olabilir ama felsefecilerin şu anda herkesin elinde olan kaynaklar tıpkı benim elimde olan bu kaynaklar, bütün kaynaklar insanlar ellerinde var. Tabii, ve bu bilgi başka kaynaklardan aslında bu insanlara ulaştırılabilir. Evet, haklısınız, fakat orada çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü orada da şöyle bir hata var. Türkiye'de ben bunu çok yaşadım. Halkın anlayacağı bir şekilde, herkes anlamayabilir ama en azından elden gelince çok kişinin anlayacağı bir şekilde sadeleştirip basitleştirmekte fayda var. Felsefi konuları, sorunları, argüman. Hemen hemen her konu içerisinde argüman, her konu geçerli, için geçerli. Yani. Bu mümkün. Fakat bunu yine o işin uzmanı olan birinin yapması gerekiyor. Tabii ki. Çünkü aksi takdirde, yani ben şununla denk geliyorum, hiç felsefe mezun değil. Yani üniversiteden bir lisans, felsefe bölümünden bir lisans derecesi yok. Yüksek lisans derecesi yok, doktora derecesi yok, hiçbir şey yok. Ben felsefeciyim diye ortada gezinen tipler var Türkiye'de. Yani şimdi felsefe meraklısı olmak başka. Hatta böyle bayağı insanlara böyle özel dersler, felsefe falan anlatıyorlar. Ben felsefeci oldum diye. Yani şimdi böyle bir şey olmaz. Yani hani bu sadece felsefe için geçerli değil. Yani herkes piyanist olamaz yani. Yani ben piyanist olmak isteyebilirim, piyanoya meraklı olabilirim, biraz çalmaya çalışabilirim 3-5 parça ama kalk da sokakta ben piyanistim diye dolaşmam. Yani bizde biraz haddini bilmeme durum var. Yani egolar böyle patlamış bir şekilde, şişmiş ve şişmiş ötesi patlamış ama arkası boş.
Herkes her şeyi biliyor. Yani bizde mesela bu nedir ben anlamıyorum. Yani sokakta birine yolu soruyorsunuz, yolu bilmediği halde. İşte şuradan aşağı ineceğim, bayırdan aşağı ineceğim, sağa dön, sola dön. Bir anda kendinizi başka bir yerde buluyorsunuz. Ya yani bu biraz aslında eziklik duygusundan ve kompleksten de kaynaklanıyor bence. Yani hani aslında bizim atasözümüz ne diyor? Yani bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Fakat kimse bunu içselleştirememiş. Yani bilmemeyi ayıp bir şey olarak düşünüyor. Onun için ben her şeyi biliyorum diye ortalıkta geziyor. Ama şey yani Sokrates yani, bile diyor ki bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir diyor. Yani, o bunu dedikten sonra size ne oluyor? Ben her şeyi biliyorum yani bu, diye ortalıkta bu dönemde dolaşanlar. Ben aslında şey yani bu program gibi yine beklerimde bir ilerleyen programları tabii. Da. Yani bu tarz programları yapmamın temel konularından biri aslında dönüp felsefecilerin bize yani çok ciddi yol gösterebileceği ve biz dönüp aslında tekrardan bakmamız gereken dönemlerden tabii geçiriyoruz. Tabii. Burada da yani ben sizin nezdinizde felsefecilerin de biraz daha proaktif davranması tabii, gerektiğini tabii, düşünüyorum. Ben %100 katılıyorum size. O yüzden böyle evet. Ben bir talebimi iletmiş olayım. Tabii. Bir de bir şey ekleyebilir miyim? Tabii, vaktimiz lütfen, var mı lütfen. Bilmiyorum. Şimdi mesela şey düşüncesi var. Ya filozoflar bir işe yaramaz. Öyle otururlar, düşünürler falan. Bu tamamen tarihsel gerçeklere aykırı. Yani filozoflar dünyayı zaten değiştiren insanlar. Şimdi benim demin kastettiğim o hani felsefeyi meslek gibi gören pısırık akademisyen felsefecilerden bahsetmiştim ben daha önce. Yani işe yaramazlar. Evet, evet, evet. Yani teoriyle pratiği bütünleştirememişler. Şimdi fakat felsefe tarihindeki filozoflara baktığınız zaman dünyayı değiştirmişler. Ha, gecikmeli olabilir. Yani örnek vermem gerekirse devrimlerin altyapısını oluşturmuşlar. Mesela John Locke. İngiliz filozof 1600'lerde yaşamış 17. yüzyıl. İşte Jean-Jacques Rousseau 18. yüzyıl. Karl Marx 19. yüzyıl. Yani bunların ortaya attığı kuramlar devrimlere yol açmış. Yani Locke, John Locke'la Rousseau'nun kuramları, teorileri 1776 Amerikan devrimi, Philadelphia bağımsızlık bildirgesi temel özet olarak oraya yansımış ve sonra yapılan anayasaya ve Fransız 1789 Fransız devrimi. Yani bunların altyapısını filozoflar oluşturmuş. Hatta daha da eskiye gitmek gerekiyor. Onlar da daha önce işte Platon'un, Aristoteles'in, Thomas Hobbes'un vesaire siyaset felsefesi kuramlarına etkilenmişler. Onu geliştirmişler, onun üzerine bir şey inşa etmişler. Marx diye birisi çıkmış, akademisyen. Doktora tezi işte Demokritos ve Epikuros'un materyalizm üzerine. Sonra akademiden dışlandığı için işte gazetecilik yapmış, dergi, gazete falan çıkarmış. Bir entelektüel, yani devrimci, eylemci bir adam değil. Fakat onun fikirlerinden etkilenen işte Lenin, işte 1917 Sovyet devrimini yapıyor. Mao 1949 Çin devrimini yapıyor. Che Guevara ve Castro 1959 Küba devrimini yapıyor. Ve dünyanın dengesi değişiyor. Yani bir filozof. Dünya iki kutba ayrılıyor. NATO paktı, Varşova paktı. Bütün uluslararası ilişkiler, siyaset dengesi alt üst oluyor. Nereden çıkıyor bunlar? Bir filozofun yazdığı bir kitap ya da kitaplar. Yani bu filozoflar biraz diş macunu tüpünden çıkan diş macunu gibi çıktıktan sonra geriye sokamıyorsunuz onu. Yani bir fikir çıktı mı, etkileyici, iyi bir fikirse, bu yaratıcı bir fikirse, yani onun toplum üzerindeki etkisi çok yoğun oluyor. Yani bu hemen olmuyor. Yani ressamlarda da biliyorsunuz değerleri evet. Hemen anlaşılmıyor. Nietzsche mesela yaşadığı dönemde kitapları 100-150 falan satıyormuş. Bugün en çok satan filozoflar içerisinde kitabı en çok satılan i̇şte yazar. Ben öyle bir dönemin yeniden geldiğini düşünüyorum. Evet. Ama yani, 50 öyle mi? Evet. Umarım yani. Tabii. Ama 50 sene, 100 sene sonra bunun etkisi mutlaka çıkıyor. Şimdi yani son olarak Nietzsche'nin bir şeyle belki bitirmek gerekiyor. Nietzsche Alman filozof. Yani bir ayrım yapıyor. Bir sürü insanı vardır. Sürü mentalitesi diyor ona zaten. Yani sürü mentalitesinin peşinden giden ya da sürü ahlakının peşinden gidenler. Bir de özgür ruha sahip olanlar. Özgür ruha sahip olanlar kendi değerlerini kendi yaratan insanlar. Sürü mentalitesi başkalarının yarattığı değerlerin peşinden gidenler. Yani bizim sadece filozof, felsefeci olarak değil, yani insan olarak yapmamız gereken şey kendi değerlerimizi kendimizin yaratması. Yani yaratıcı bireyler olmamız gerekiyor. Ve felsefe bunu sağlayan bir şey. Çünkü zihnin perspektifini genişletiyor. Yani olasılıkları size ortaya seriyor. Ve yani ne kadar çok düşünürseniz, öyle bizde deyim var, düşün, şimdi söylemek istemiyorum, bir şeydir, işin diye bir deyim var. Yani öyle bir şey yok. Yani ne kadar çok düşünürseniz o kadar zihniniz genişliyor.
O zihniniz ne kadar genişlerse işte o şeyden, sürü mentalitesinden kurtulmuş oluyorsunuz, kopmuş oluyorsunuz. Sürünün bir parçası olmuyorsunuz. Yani dolayısıyla da bu kadar önemli bir konuda dediğim gibi ben felsefecilerin daha proaktif olması gerektiğini düşünüyorum. Aynen, ve bu dönemde de yani önümüzdeki bu kadar kavramların iç içe geçtiği bir dönemde bence felsefecilerin yeniden çok ihtiyacımız var. Yani her zaman vardı ama şu anda çok daha ihtiyacımız var. Yani. Bence de. Çok teşekkür ederim. Evet, ben teşekkür ederim. Sağ olun felsefenin kapı açtığınız için. Yani yine ara ara ben böyle aklımı karıştırıp sizi çağırdım. Çok daha tabii bu kısa programdan hani bu kadar konuyu genel bir şey giriş yapmak. Diyelim. Evet, genel bir giriş oldu benim için. Spesifik konulara devam edebiliriz. Tamam, çok teşekkür ederim. Teşekkür çok ederim, mersi. Efendim, Farklı Bakış'ın 43. bölümünde dünyadaki büyük gelişmeleri felsefenin gözünden baktık. Bu programlara mutlaka devam etmek istiyorum. Programın kaydını YouTube kanalımdan ve web sayfam gülözkan.com'dan bulabilirsiniz. Gelecek hafta yine yayının Farklı Bakış'ın normal yayın saati saat 6'da görüşmek üzere. İyi akşamlar.